Hocam yine zorlu bir maç var. Altına evet. Hazırlanıyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Bu ligde hakikaten kolay maç yok. Bu maç bizim için Erzurum maç çok önemliydi. Onu geçtik. Allah'a çok şükür 1-0 galip geldik. Ya iyi oynadığımızı da düşünüyorum. Evet, Erzurum zor bir maçtı. Yani bizden bana sorarsan daha kaliteli olduğunu sahada da gördük. Ama bizimkiler mücadeleyle karşılık verdi. İyi bir kalıp oynadık. İyi bir mantalite ortaya koyduğumuzu düşündük. Zaten gol yemezseniz bir de gol atabilirseniz zaten maçı alıyorsunuz. Onu maçtan evvel de söylemiştim. Yani bugün gol yemememiz lazım. Dolayısıyla 1-0 galibiyet güzel bir şey. İnşallah bunun devamını getirmek önemli. Bunu da yapmaya çalışacağız inşallah. Hocam ligde tam 10 maç sonra yani 57 gün sonra gol yemeden kazandınız. Evet, evet. Ya şöyle söyleyeyim yani gol yemeden değil biz ona baktığın zaman da çok da pozisyonlara girdik. Bunları da değerlendiremedik. Yani o maçları belki değerlendirebilseydik belki hani gol yemeden belki şey yapabilirdik ama yani bu mantalite de gol pozisyonları öbür takıma getiriyor. Çünkü biz gole gitmemiz lazım. Biz o oyunu oynamamız lazım. Hem seyirciler açısından güzel hem gol pozisyona giriyorsunuz. Evet orada da fire veriyorsunuz. Zaman zaman fire veriyorsunuz. Zannediyorum biz bunları da hep konuşmuştuk evet, ilk evet, toplantılarda. Evet. Evet yani ileri çıkarken de bu kadar pozisyona girerken de birkaç pozisyonda vermek lazım. Ama dediğim gibi yani bu hafta o mantalite, o kalıbı da iyi oynadığımızı düşünüyorum. İnşallah böyle devam edelim. Hocam bu gol yememe sıkıntısıyla evet. ilgili Koseçkin'in de içeriye kat ettiğini görüyoruz. Daha önceki maçlarda Berk'in de içeriye kat ettiğini görüyoruz. Yani artık onlar da bu bilince... O işler bizim için sahanın... çok önemli. Yani her de yani 10 kişinin, hadi santrafona geçelim. Her kişinin içeri doğru gelip o kalıba girmesi, evet. beraber oynamamız, beraber hareket etmemiz her alanda, her 3 bölgede de beraber hareket etmemiz bizim için çok önemli. Dolayısıyla bu hafta bunu iyi de yaptığımızı düşünüyorum. Bu takımın şunu da evet. Buyurun siz devam edin. Buyur abi. Şimdi bu takımın sezon başı çalışmasını siz yaptırmadınız. Kondisyonunu siz evet. yüklemediniz. Ya 5. Evet. haftadan itibaren evet. geldiniz. İkinci yarı için devre arası kampını siz geçirecektiniz. Çocuklara siz yükleme Doğru. yapacaksınız. Hı-hı. Daha dirençli bir Demirspor çıkacak mı? Çıkabilir. Çünkü şöyle bir şey var. Zannediyorum eskisi gibi şöyle bir şey. Hazırlık dönemi gibi 8 haftalık bir dönemimiz yok. 3 evet. hafta zaten evet. bir şey var. Yani maç bittikten sonra 3 hafta sonra lig başlıyor. Evet. Dolayısıyla o kadar böyle hani 3 gün zaten 3 veya hadi bilemediğin 4 gün izin vereceğiz. Bu evet. yaz şeyine benzemez. Yani bir ay tatil yapıyorsunuz. 2-2,5 ayda hazırlık dönemini. Yani 6 hafta 8 hafta hazırlık dönemi geçiriyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir hazırlık dönemi olmayacak. Belki maçlarla yani 3 maçla belki 4 maçla geçireceğimiz bir hazırlık dönemi olacak. 12 günlük bir hazırlık dönemimiz var. Dolayısıyla onu çok çok iyi kullanmamız lazım. Onu kullanırsak tabii ki çok fazla da takım kaybedeceğini düşünmüyorum bu 3-4 gün içinde. Onun üstüne de koymak istiyoruz. O konuda haklısınız. Tabii ki çalışmalarda. Yeni yapılacak takviyeler 12 evet. gün öncesinden elinizde olacak mı hocam? O çok olması önemli. Lazım. Evet. Yani hazırlık hoca, maçlarında hiç olmazsa. Tabii her hoca ister ki tam bir kadro oraya gitsin. Tamam ya bazen olmuyor. Çünkü devre arası futbolcu bulmanız da çok kolay olmuyor. Onu da söyleyeyim. Evet. Tabii ki bir iki tane transfer yani 3-4 tane transfer olabilir veya 5 de olabilir. Onu biliyorum. Hep onları konuşuyoruz. Onların üstünde de duruyoruz. Erkan Zengin zaten anlaşıldı. Dolayısıyla bir an evvel o kimi yapacaksa bir an evvel tabii ki takıma katılması en önemli şey tabii. Evet. Hocam Mehmet Usta'nın takıma geri dönmesi, savunma kurgusunun oturması oyun planlarınızı nasıl etkiledi? Zaten bizim oraya ihtiyacımız sol bek bir tek orada Mehmet kaldı. Biz Resul'ü zaten ihtiyaçtan dolayı oraya şey yaptık. O da kötü gözükmedi Resul. De orada iyi bir performans çizdiğini düşünüyorum ama dediğim gibi yani bu takım o girdi bu giderdi falan biz sonuçta takımız 20 23 24 tane futbolcunu herkesi değerlendiriyor. Bu hafta sonradan mesela Tayyip girdi. Yani 3-5 dakika bile olsa 10 dakika bile olsun işini yaptı yani. O bizim için en önemli şeylerden bir tanesi o. Amacımız şu 3 maçtan en üst puanı alıp lige devam etmek. Eksikliklerle ilgili var mı hocam? Eksiklikler var. Onu da not aldım. Şöyle söyleyeyim. Karayol gene bir arka şeyinde bir sıkıntı var. Resul şu an daha içeride tedavi oluyor ama şey değil. Bir iki gün daha şeyi var. Maça dönecek gibi görünüyor.
Adil'in zaten omuzdan şey var, o da dün başladı da. Ona da bakıyoruz, onu da tabii ki hafta sonuna kadar iyi olursa onu da değerlendirebiliriz. Volkan ve Karayol biliyorsunuz daha yavaş yavaş. Hep mesela biz de orada yanlış yapmış olabiliriz. O bizim de hatamız olabilir. Volkan'la Karayol'u hep mesela baştan başlatıp ondan sonra sakatlık gelip aslında bu tarz sakatlıklarda hep sonradan 20 dakika, yarım saat öyle gelip daha dikkatli olmak lazım. Çünkü her ikisi de bizim için ihtiyaç yani. Önemli adamlar. Dolayısıyla bunları ters yönüyle yapacağımızı düşünüyorum bundan sonra. Emrullah hocam. Kaleci Emrullah. Ha, Emrullah da var. Tabii pardon. Emrullah arka adresinde şey var. O herhalde artık önümüzdeki hafta başlar diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Hocam arkadaş sonradan geldi. 6 ay